Selamun Aleyküm güzel insanlar, dostlar, kardeşler. Bugün İmam Maturidi'nin bilgi kuramı konusunu ele alacağız. İmam Maturidi bu konuyu Kitab-ı Tevhid adlı eserinde ele almış. Bu eserin mukaddimesinde ele almış ve bize anlatmış. Şimdi bu eserin mukaddimesini açtığımız zaman bilgi edinme yolları başlığıyla bize hitap etmeye başlıyor İmam Maturidi. Ve üç temel bilgi kaynağı sayıyor bize. Birincisi duyular, ikincisi haber, üçüncüsü ise akıl. Yani biz bunu istidlal ve nazar diyeceğiz e, konuşma ilerleyen dakikalarında ama burada akıl olarak önümüze bunu alalım. Çünkü istidlal ve nazarı e, hayata geçirebilmemizin temel argümanı akıl çünkü. Şimdi birincisiyle başlayacağız. E, birincisi duyular dedik. Duyular hepimizin bildiği beş duyu organı. E, bunu tartışmaya çok da fazla yer yok aslında. Çok fazla e, gerek görmüyorum bunu. Çünkü sizin de bildiğiniz üzere beş duyu organını reddeden yani bunların bilgi kaynağı olduğunu reddeden insanlarla çok fazla münakaşa yapılamaz. İmam Maturidi de çok güzel bir çözüm öneriyor bu konuda. Diyor ki duyu organlarının bilgi kaynağı olduğunu reddeden insanlara ateşe atmak lazım. O zaman duyuları o insana yandığını haber verdiğinde ateşten çıkmasın diyor yani. Böyle güzel bir ironi yapıyor diyelim. Tabii ki derdi burada insanları katletmek değil yani ama duyuları reddediyorsan bunu da yapabiliriz sana gibi. Onun için duyu meselesini hızlıca geçiyorum. İkincisi haber meselesi. Şimdi haber meselesinin şöyle bir önemi var. Kelam ve fıkıh alanında özellikle tartışılan iki tür haberden söz edebiliyoruz. Birincisi mütevatir haber, ikincisi ahad haber. Bunların ne olduğunu kısaca şöyle bir değinelim. Mütevatir haber dediğimiz şey aslında yayılmış. Yayılmış haber demek. Yani Örneğin Hicri 100. 150. yıldayız. Bir sünnet uygulaması var. Resulullah tarafından hayata geçirilmiş. Daha sonra bu Medine halkına miras kalmış ve o 150 yıldır Medine halkı o sünneti yapmaya devam etmiş, yapa gelmiş. Ve biz 150. yılda buna maruz kalmışız, gelmişiz, ışınlanmışız mesela oraya bilmiyoruz hiçbir şey. Bakıyoruz ki herkes bundan haberdar. Alimler haberdar, halk haberdar. Hatta halk uygulamaya geçirmiş. Buna mütevatir haber diyoruz aslında. Ahad olansa, ahad işte tek vahid anlamında bir kelime. Ahad haberse aslında şöyle bir hadis kitabında sadece ve bir sahabeden sadece bize nakledilmiş olan habere de ahad haber diyoruz. Bunların önemi nerede ortaya çıkacak? Daha başka kelami tartışmalarda ortaya çıkacak. Ama bugün için önemi şu. Haber konusunda maturidi bir vahyi sayıyor tabii ki. İki işte Resulullah'tan gelen haberleri sayıyor. Resulullah'ın yani hadislerin. Üç bir de genel haberler diyor. Genel haberler zaten bugün kelimeyi birinci manasında kullandığımız anlamda işte hayatımızdaki haber meseleleri yani şu olmuş, şu bitmiş, şurada şu savaş olmuş örneğin, ekonomide bu olmuş falan gibi klasik haber meselesi. Vahiy meselesinde de çok fazla konuşulacak bir şey yok fahidir. Fakat işte mütevatir ve ahad haber olan Resulullah'tan gelen haber meselesi önemli. Örneğin İmam Şafii ne diyor? İmam Şafii diyor ki haber ahad da olsa ben bu haberi doğru kabul eder alırım diyor eğer senedi sağlamsa diyor. İmam Şafii'nin kendi beyanı böyle kitaplarında. Ama örneğin İmam Maturidi işte buna itiraz ediyor. İmam Maturidi mütevatir haberin dahi Gözden geçirilmesi, Kur'an'a uygunluğunun denetlenmesi gerektiğini söylüyor. Bence zamanı için oldukça radikal bir tutum. Bugün için bile ses getirecek bir tutum aslında bu. Şimdi geldik. 3 sac ayağından, 3 bilginin 3 temel kaynağından bahsettik. Fakat neden üçte durduk da dördüncü olarak rüyayı eklemedik? Şimdi nereden çıktı bu? Tabii ki şuradan çıktı. Tasavvuftan çıktı aslında temel olarak. Biliyorsunuz tasavvuf rüyayı bir bilgi kaynağı olarak bize sunuyor. Veya böyle bir iddiası var. Maturidi ise rüyayı bilgi kaynağı olarak kesin kes kabul etmiyor. Bunu bahsettiğimiz gibi 3 bilgi kaynağının arasına sokmuyor. Bunun temel sebebi de aslında şu hem Maturidi'den gördüğümüz hem de diğer okumalardan anladığımız kadarıyla rüyada bir bilgi edinilse bile Allah'tan bir ilham yoluyla kişiye rüya aracılığıyla bir bilgi gönderilse bile bu o kadar öznel ve o kadar denetim dışı bir bilgidir ki bunu kuramsal olarak dördüncü bir ayak olarak yani kuramsal anlamda önümüze koyamıyoruz. Koymamız mümkün değil. Rüya ile sen bir bilgi ediniyor isen bile bu tamamıyla sana özgü. Çünkü sen peygamber değilsin. Yani vahi alıyormuş gibi ilham alıyor olsan dahi bunu tebliğ etme gibi bir vazifen yok. Bu sadece sana verilmiş, sana özel bir bilgi olabilir ancak varsa da. Varlığı yokluğu apayrı bir tartışma konusu. Maturidi de zaten meselenin bu kısmına girmiyor ama bu öznellik, bu denetlenememezlik, bu anlaşılamazlık, bu aktarılamazlık rüyayı bilgi kuramında dışarıda tutmamıza sebebiyet veriyor. Şimdi tabii bunu böyle anlatıyoruz ama bir de şu önemli, bu üçlüyü bu üç aya Maturidi nereden çıkartıyor? Şimdi klasik eserlere baktığımız zaman, alıp okuduğumuz zaman, incelediğimiz zaman hepsinde şunu görüyoruz. Her alim, her İslam alimi bir şekilde düşüncelerini öyle ya da böyle Kur'an-ı Kerim'e dayandırmaya çalışıyor. Bunu her zaman görüyoruz ve her alimde görüyoruz. Sünnilerde görüyoruz, Mutezile'de görüyoruz. Peki İmam Maturidi bu bahsettiğimiz bilgi kuramını nereye dayandırıyor? Şimdi isterseniz biraz buna bakalım. İmam Maturidi bu kuramını Nahl 78'e dayandırıyor. Nahl 78'i gelin sizle birlikte bir okuyalım kısaca hemen hızlıca. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ahracekum min butuni ummuhatikum la ta'lemune şey'en ve ja'alelekum es-sem' evvel absare vel afidata la enlekum Şimdi diyor ki Allah. Vallahu ahracekum min butuni ummuhatikum. Yani biz sizi annelerinizin karınlarından çıkardık, doğdunuz. La ta'lemune şey'en. Yani bir şey bilmiyorsunuz, bir şey bilmiyordunuz, bir şey bilmez halde idiniz Değil mi? Doğduğumuzda bir bebekken hiçbir şey bilmeyiz zaten. Ve ceal ve biz sizin için kıldık. Esme vel ebsare vel ef'idete. Bakın üç şey saydık. Tekrar edelim. Esme vel ebsare vel ef'idete. Nedir bunlar? Esme duyma demek. Yani teoriyi hatırlayalım. Haber kaynağı. İki el ebsare basar görme. Şimdi bu duyulara karşılık geliyor teoride. Neden peki görme? Bu beş duyu organımız bir masa etrafında toplansa, beşli masa olarak böyle otursalar ve bir seçime girecek olsalar, bütün duyu organları göz organının listelerinden seçime girerdi. Yani bunu şu anlamda söylüyorum. Göz, bütün duyuları temsil edebilme kabiliyetine sahip bir organ aslına bakarsanız. Siz de üzerinde biraz böyle tefekkür etseniz, biraz müşahede etseniz kendinizi görürsünüz. Duyu organlar içinde göz, bir tık daha böyle bir ayrı, bir daha bir adım daha böyle bir önde bir organ aslına bakarsanız. Bu anlamda Allah burada duyu organlarını ebsar yani göz üzerinden bize anlatıyor. Ve üçüncüsü de el efidete. Bu da fuat kelimesinin çoğuludur aslında. Yani burada fuat diyeceğiz. Şimdi fuat kelimesine odaklanmadan önce e, ee, leallekum teşkuru Allah? Orayı da tamamlayalım. Bu da umulur ki şükredersiniz demek. Neye şükrederiz? Hiçbir şey bilmiyorken dünyaya gelmişiz ve Allah tarafından bize 3 adet bilgi edinme kaynağı verilmiş. İşte buna umarız ki, buna umudur ki şükrederiz. Şimdi geldik, neden Fuat'ta durduk? Çünkü bu e, İmam teorisini ilgi çeken yanı da aslında üçüncü kaynak olan akıl meselesi. Bugün de hep tartışılan yine akıl meselesi. İşte modern çağ, orta çağ bu tartışmayı bize yaptıran yine akıl meselesi. O yüzden İmam Maturidi'deki aklın ne olduğunu biraz onu böyle Maturidi'nin nereye konumlandırdığını biraz anlamamız lazım. Essem ve vel ebsare vel efidete dedik. Fuat nedir? Bir kere önce bunu anlayacağız. Yani akıl demek değil Fuat. Başka bir şey. Akıl için başka kelimeler var zaten. Neden burada Fuat kelimesiyle Allah bize bunu e, anlatmış? Ve neden İmam Maturidi aklı bilgi kaynağı olarak önümüze koymuş? Biz tabi Nahl suresi üzerinden, Nahl suresi 78. ayet üzerinden Fuat kelimesine odaklanacağız. Çünkü burada akıl olarak, bilgi kaynağı olarak aklı verdik ya, akıl anlamında Fuada odaklanacağız. Yani ayetle bilgi teorisinin bağ arasındaki bağ Fuat kelimesi üzerinden kuracağız. O yüzden önce Fuat kelimesine biraz odaklanalım istiyorum. Fuat kelimesine de özellikle Ragıp el-İsfahani'nin Müfredat adlı kitabında odaklanacağız. Şimdi burada e, Fuat için e, tıpkı kalp gibidir diyerek bir başlangıç tanımı vermiş İsfahani. Burası önemli. Zaten onu işte Tırmızı'yı de oraya parmak basacağız. Burada önemli olan şu. Az önce Nahl 78'i okuduk ya. Aynı bunun gibi 4-5 farklı ayette Tem, Basar ve Fuad'ın bir üçlü olarak üçlü bir paket halinde bir takım ayetlerde geçtiğini Kur'an'ın içinde adeta böyle gezindiğini görüyoruz. Bize İsfahani'nin verdiği en önemli bilgi bu. Çünkü bunları tek tek tespit etmek kolay değil aslında. Yani şöyle önümüze bir Kur'an-ı Kerim alacağız. İşte bunu açacağız, tek tek okuyacağız ve burada işte tespit edeceğiz. Yani e Essem vel Basar vel Fuat kelimeleri yan yana nerelerde kullanılmış, kaç kere kullanılmış. Bunu bu şekilde tespit etmemiz çok zor. Ha, şimdi teknoloji var, bilgisayar üstünden bunu belki yapıyoruz. Ama bilgisayarın, teknolojinin hiç olmadığı bir devirde bu yapılması o zaman çok daha değerli hale geliyor. Çünkü neden? Bu bilgiyi hafızasında tutuyor o adam. Bunu anlıyoruz, değil mi? Yani bilgisayarın hafızasında falan durmuyor. Kendi birebir tırnaklarıyla kazıyarak saatlerce emek emek bunları belki hesap ediyor, bu üçlüyü alıyor, düşünüyor, koyuyor. O zaman o kişinin akli gelişimi nerelere çıkıyor yani? Bunu düşünebiliriz. Yani internet bir kolaylık sağlamasıyla beraber bizi aptallaştırıyor bu yüzden aptallaştırıyor. Yani hani aptal kutusu falan diyoruz veya internet için benzer şeyler söylüyoruz. Buradaki mesele sadece şu değil yani oturuyoruz saatlerce boş şeyler boş şeyler seyrediyoruz anlamında değil. O ayrı yani internet olmasa da boş şeylere vakit ayırabiliriz. Buradaki önemli olan bilgileri hafızamızda tutmamayı bırakmamız ve yeni bilgilere erişmek için sürekli beynimizi zorlamamız meselesi. Bunu yani kaybetmeye başladık. Burada önemli olan bu. Çünkü zaten hazırı var. Hazırı var ama senin beynin idmansızsa değil mi? Temposuzsa işte onları alamıyor. Zorlanıyoruz yani bunları almakta. Ve bu çalışması da bu yüzden çok önemli. Örneğin mesela şuraya bakalım. İbrahim Suresi 37. ayetten bahsediyor bize. Kul huvellezî enşe'eküm ve ce'aleleküm es vel absare vel ef'idete. Aynı ifade aynı şekilde İbrahim Suresi'nde. Başka aynı şekilde uzatmayacağım çok fazla merak eden zaten ayrıntılı da burada bakabilir. Şimdi biz gelelim Fuat kelimesine biraz daha şöyle odaklanalım. Bir kere Fuat'a nereden geliyoruz ona bir bakalım. Bunun için e, Tırmızı odaklanacağız. Tırmızı Beyanül Fark adlı bir kitap yazmış. Ekrem Demirli Hoca bunu çevirmiş. Çok da güzel çevirmiş. Şimdi bu kitapta Tırmızı kalbi diyelim, gönlü diyelim genel olarak 4 e, dört makama ayırmış. Dört temel makama ayırmış. Tabi üstünü de var olduğunu söylüyor ama oralara girmiyor bir kitapta. Dört temel makamla sadırla başlıyoruz. Sadır. Sadır nedir? Sadır göğüs. Bu günümüz Arapçasında da kullanılır bu anlam. Bu, bu şekilde zaten. Sadırın önemi nedir biz, bizim için? Sadırın önemi bir kere kalbin meskeni olmasıdır. Burası çok önemli. Sadır kalbin meskenidir. Yani kalp sadırda bulunur. Biyolojik anlamda, fizyolojik anlamda da zaten öyle. Ama aynı zamanda sadır kötü nefsin de meskenidir. Kötü nefis aynı zamanda sadırda sükun etmiştir. Peki bunun önemi ne bizim için? Bunun önemi şu. Biliyorsunuz örneğin İnşirah suresinde Yüce Allah diyor ki Elem neşrehle leke Yani ne demek bu? Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Şimdi burada bakın bahsettiğimiz sadır işte orada geçiyor bak. Veya başka yerde örneğin Kale Rabbi inneni ehafe en yükezzibune yalanlamalarından korkuyorum diyor Hazreti Musa ve yadi kus ve diyor ki sadrım daralıyor. Bakın az önce sadrı genişlettik, şimdi daralttık. Demek ki bir defa şunu anlıyoruz, sadır genişleyip daralıyor. Genişleyip daralan sadrın içindeki kalbe ne oluyor bu arada? Bunu anlamamız için önce kalbin ne olduğunu anlamamız lazım. Kalp yine Tırmızı'nın ifadesine göre sadrın içidir, iman nurunun bulunduğu meskendir. Yani iman nuru kalpte sükun eder. Şimdi bu çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü şöyle bir ayet hatırlatacağım. Bedevilerle ilgili onlar iman ettik diyorlar ama hayır, Müslüman oldular. İman etmediler gibi bir ayet var. Bilirsiniz. Burada da imanla Müslüman olmaya arasında böyle bir fark koymuş oluyor Allah önümüze. Şimdi aynı şekilde kalpteki imanın kalpte kalbin imanın nuru olması meselesi de aynı bunun gibi. İman nuru Öyle bir şey ki kalbimize gelip yerleştiği zaman okuduğumuz, yazdığımız, çizdiğimiz, ezberlediğimiz her şeyin böyle dağılmasına sebebiyet verecek bir nur, iman nuru. Yani tek başına gelip kalbimize konduğu zaman iman nuru, başka hiçbir şey ihtiyaç kalmaz. O iman, o nur bizi doğrudan Allahla bağlantılı hale, irtibatlı hale getirir. Kulluğumuz için, değil mi? Allah kulluğumuz için en önemli bağ ortaya çıkarmış olur iman nuru. Kalbe yerleşen iman nuru. Şimdi kalbimizde iman nuru varsa sadrımız genişleyip daraldığında ancak küfre daralır, küfre genişler. Ama kalbimizde iman nuru yoksa sadrın genişlemesi de daralması da küfre fayda sağlar. Bunu böyle söyleyebiliriz. Peki şimdi sadrı koyduk ortaya, kalbi de koyduk ortaya. Şimdi önümüze ne geldi? Fuat geldi. Peki fuat nedir? Yine tırmıziden okuyalım. Kalbin içidir. Kalp nasıl ki sadrın içiydi. Fuat da kalbin içi. Hatta Lüt de Fuadın içi olacak zaten. Dört aşamalı. Fuat bilgi ve düşüncenin yeridir. Görme burada gerçekleşir diyor. Tırmızı, hakim et tırmızı. Bu ne demek? Bu şu demek. Demek ki Fuat aklın yani nazar ve istidlal, istinbat kabiliyetinin merkeziymiş. Buradan bunu anlayacağız. O zaman işte İmam Maturidi'nin teorisiyle Fuat kelimesi arasında bir bağ kurmuş olacağız. Çünkü Allah bize ne dedi Nahl 78'de? Sem verdi haber, ebsar verdi duyu organları ve ef'idete verdi. Yani fuadı verdi. Yani nazar. Şimdi nazar ne? Nazarı da çok kısaca üstüne değinelim. Nazar yine kelam gibi ilimlerde çok dile getirilen, çok üstüne durulan bir ıstılah, bir terim. Nazar akıl yürütme demektir temel olarak. İstidlal de öyledir, istimbat da öyledir aslında. Temel olarak akıl yürütme akıl yoluyla bilgi elde etme. Şimdi mantıkta, İslami açıdan özellikle İslami mantıkta şöyle güzel bir tabir var. Muhtemelen İsa Goji kitabında olmalıydı. Onu tam hatırlamıyorum. Tabir şöyle diyor ki mantık, mantık dediğimiz ilim iki bilineni yan yana getirerek ya da birden fazla bilineni yan yana getirerek bir bilinmeyene ulaşmaktır. O kadar basit ve o kadar güzel bir tanım ki ben bunu ilk böyle okuduğum anladığımda çok ufkumu genişletmişti bu benim. İşte örneğin basitçe hemen bir örnek verelim. İnsan nedir diyoruz. Düşünen canlıdır diyoruz. Yani düşünmek ve canlı olmak. İki bildiğimiz şeyi getiriyoruz yan yana ve bilmediğimiz üçüncü bir şeye ulaşıyoruz. Yani hep bildiklerimizden yola çıkarak bilmediğimiz şeyleri keşfediyoruz. Bu da müthiş bir puzzle. Yani mantık açısından, mantık ilmi açısından müthiş bir puzzle. Şimdi bunu Fuat kelimesi üzerinden tekrar teoriyle bağdaştıracak olursak akıl yani nazar etme yani fuat kalbin fuat makamı bizi ne yapıyor? Bilgi sahibi kılıyor. Bir de lüb var tabi. Lübü de konuşalım. Fuadın içidir dedik. O da tevhidin yeridir dedik. Şimdi tevhidi en yüce aslında yere koymuş olduk. Neden? Çünkü fuat sahibi de olsan yani kalbinde iman var artı fuat yani nazar kabiliyetin, akletme kabiliyetin çok iyi seviyede. Hepsi tamam ama tevhid yoksa, gönlünün lüb kısmı boşsa eğer, orada tevhid yoksa eğer, işte ne oluyor? O koca koca akıllı Müslüman adamlar gidiyor, örneğin bir siyasi partinin liderine tapıyor veya gidiyor kazandığı paraya tapıyor, öyle değil mi? Veya gidiyor bambaşka şeylere tapıyor. Burada belki dile bile getiremeyeceğim bir şey. Yani demek istediğim tevhid yoksa en başta ve en sonda tevhid yoksa gönlündeki iman da uçup gidiyor. Fuadındaki nazar kabiliyetinde uçup gidiyor bir noktada. Çünkü bir işe yaramıyor. Yani bir kıymet harbiyesi kalmıyor İslam açısından. Şimdi İmam Maturidi üçüncü bilgi kaynağı olarak önümüze aklı koyduğunda bunu bir anlamda biraz da şöyle yapıyor. Duyu ve haber aracılığıyla elde ettiğimiz bilgileri bir akıl süzgecinden geçirmeliyiz diyor. Veya bu bilgileri tasnif etmek için, bu bilgileri bilgi olarak hafızamıza kodlayabilmek için yine akıl yürütmeye ihtiyaç duyarız diyor. Şimdi bizim için, daha doğrusu teori için, söz konusu kuram için aklın böyle de bir önemi var. Yani ilk iki kaynağın da temelini oluşturan yine akıl yürütme olmuş oluyor. Yani aslında yine ayetten yola çıkarsak Fuat dediğimiz makam, öyle bir makam ki, öyle bir kalp makamı ki Öyle bir gönül makamı ki bütün bilgi birikimini elde edeceğin, Allah'ı tanıyabileceğin, kendini tanıyabileceğin, dinini bilebileceğin, haklıyı haksızı bilebileceğin bir makam olarak önümüze çıkıyor. Aynı zamanda Fuat makamı ile ettiğin nazar sayesinde payına düşen rızkı da doğru görüyorsun. Haksızlığa uğradığında kime neye karşı isyan etmen gerektiğini de iyi biliyorsun. Kader anlamında neyin kader olduğunu, gerçekten Allah'ın sana neyi nasip ettiğini, hangi noktada isyan etmeyeceğin, isyan etmemen gerektiğini de buradan anlıyorsun. Fuat, nazar, akıl yürütme bu kadar mühim. Çünkü neden? Duyu ve haber meselesinde yani bilgi kaynaklarının ilk ikisinde de akıl yürütme yoluyla bilgi edinebiliyorsak eğer sadece o zaman biz Fuadımızı değil mi? Fuat makamımızı kuvvetlendirmeden nazar etme kabiliyetimizi yani akıl yürütme kabiliyetimizi geliştirmeden doğru düzgün bilgi sahibi olamayız. Duyularımızla aldığımız bilgilere dahi işleyemeyiz. Yine İmam Maturidi'ye göre. Belki hazır bir takım çok basit hatta belki işte zorunlu bilgi dediğimiz örneğin acıkmak gibi susamak gibi. Bunların bile üstüne çıkmakta zorlanırız. Çok temel bir paket halinde yaşarız yani. E bunu İmam Maturidi şöyle anlatıyor. Ondan da bir cümle alıntılayalım. Diyor ki İmam Maturidi duyuların algılayışı ve haberlerin gelişinden sonra bile şayet algı ve haber her yönüyle irdelenecekse elde edilebilecek nihai bilgi sadece akıl çerçevesindedir diyerek bu bahsettiğimiz meseleyi de somut olarak ortaya koymuş oluyor. Yine aynı zamanda akıl yürütmeyi inkar eden kimsenin elinde onu reddetmek için akıl yürütmekten başka bir kanıt da yoktur diyerek Yine akıl yürütmeyi bilgi kaynağı olarak önümüze koymasını bu şekilde temellendiriyor İmam Maturidi. Şimdi o zaman biz şunu görüyoruz. Birincisi İmam Maturidi'nin aklı geçen e, gazali bölümünde de söz ettiğimiz akılcılık anlamında bir akıl değilmiş. Bir defa bunu görüyoruz. Yani İmam Maturidi aklı bir defa faydalı olması anlamında kullanıyor. Zaten Fuat dedik ya, Fuat makamı dedik. Fuat kelimesinin nereden geldiğine bakarsak zaten bunu görüyoruz. Fuat kelimesi aslında fayda kökünden türetilmiş. Arapçada, klasik dönemde. Akletme, nazar dediğimiz şey İslami literatürde faydalı olması anlamında, işe yararlılığı anlamında gündeme gelmiş. İmam Maturidi de meseleyi böyle ele almış. Birincisi bu. Yani modern akılcılık anlamında bir akılcılık Maturidi'den çıkmaz. Ben belki bu videoyu çekme sebebimi bir cümleyle özetlemek istesem bu cümleyi çeker alırım. Bu cümleyi alıntılarım. Maturidi akılcılığın bulunmadığı, modern anlamdaki anladığımız anlamda yani her şeye akılla ulaşabilme, her bilgiyi akılla elde edebilme. Örneğin işte haber dedik değil mi? Bakın vahyi mesela. Haber kategorisinin içine soktu İmam Maturidi. Aklın içine sokmadı. Yani bazı şeyleri ancak vahiy ile bilebilirsin. O konuda sana bir vahiy gelirse o konuda bilgi sahibi olabilirsin. Örneğin ruh meselesi. Değil mi? Ayette de diyor. Biz size o konuda az bilgi verdik diye. Ruh meselesinde akıl istediğin kadar düşün. Maturidi'ye göre sahih bilgi elde edemezsin. Bu konuda sana gelen vahiylerle ancak yola çıkabilirsin. O vahiylerde geçen bilgiler kadar. İşte akıl yürütürsün, nazar yaparsın. Elde ettiğin bilgi kadar elde edersin. Fazlasını elde edemezsin. Tabi İmam Maturidi'nin böyle demesinin sebeplerinden birisi de aslında ehli i Sünnet'in metinci bir ekol olması. Ehli Sünnet metinci bir ekoldür. Yani Kur'an-ı Kerim'i önüne alır bir metin olarak ve o metin üzerinden tartışmalarını yürür. İlmini de o metin üstünden yapar. Tartışmasını da o metin üstünden yapar. Yani metne çok sadıktır. Metne çok bağlıdır. Aynı zamanda Fuat dediğimiz makamın Bilgi ve düşünmenin merkezi, meskeni olmasına bir örnekte Furkan 32'den getireceğiz. Furkan 32'de kafirler veya müşrikler, Resulullah diyor ki veya Müslümanlar diyorlar ki neden bu Kur'an-ı Kerim size tek seferde inmedi de böyle peyderpey geliyor yani taksit taksit iş mi olur gibisinden bir eleştiri getiriyorlar. Allah da Resulüne diyor ki onlara de ki biz diyor bilgiyi, yani ayetlerimizi, işaretlerimizi senin kalbine, fuadına kelimesini kullanıyor. Senin fuadına iyice yerleştirebilmek için taksit taksit indiriyoruz bu Kur'an'ı diyor. Yani bu ayetle birlikte fuat makamının bilgi ve düşünme, yani nazar makamı, nazar meskeni olduğunda zaten kesinlemiş oluyoruz bu ayetle. Evet, bu bölümdeki temel sözümüzün İmam Maturidi'den bugün anladığımız anlamda, modern anlamda bir akılcılık çıkmayacağını ortaya koymaktı. Bu amacımızı gerçekleştirdiğimizi zannediyorum. Geçen bölümde nasıl ki Gazali filozofların akılcılığına bir eleştiri yaptı. Aslında İmam Maturidi'nin de çok farklı bir yerde durmadığını, her ne kadar Gazali eşari de olsa, İmam Maturidi ise Maturidi'nin kurucusu da olmuş olsa, bunun böyle olduğunu görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi buradaki en temel argüman akılcılığı bir fayda açısından, bir faydalılık açısından, işe yararlılık açısından ele alıyor İmam Maturidi. Çünkü duyu ve haberle gelen bilgileri de akıl yürütme süzgecinden geçirerek bir defa bilgi olarak alıyoruz. Fuat yani nazar etme makamı, yani bilgi ve düşüncenin merkezi olan ana yer, ana mekan, ana mesken bizi İslami bilgiler konusunda da, hayat bilgileri konusunda da akıl yürütmeyle bilgiye ulaştıran yegane nokta. Buradan bunu anlıyoruz. Ve İmam Maturidi'nin de akıl derken, nazar istidlal derken meselenin bu tarafına dokunmaya çalıştığını anlıyoruz. Yoksa öyle anladığımız anlamda modern akılcılık gibi işte özellikle de metafizik alanlarda akılla bilgiye ulaşabilmek gibi bir meselesinin olmadığını görüyoruz. Tespit ediyoruz diyelim ve videomuzu burada noktalandıralım. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyelim.